Buyursunlar, şimdi yazabilirsiniz. Lütfen hakkaniyetli ve adilane olunuz. İtiraflar geldi, pişmanlıklar geldi. Aynı hataları tekrarlamayın. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz yemekleri tekrar bir beyin süzgecinizden geçirin. Seda, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Söylemek istediğim şey, afiyet olsun beğendilerse. En düşük kaç bekliyorsun? Yani 7-8 aralığı bekliyorum 7-8 ama. Aralığı bekliyorsun. Evet. Tamam. Bakalım beklentilerin karşılık bulacak mı? İlk olarak da haftanın son açık oylamasına Zehra Hanım'ın puanıyla başlayacağız. Evet, buyursunlar Zehra Hanım. İlk puan sizden gelsin. Yüksek sesle rica edeceğim. 6. 6. Kapatabilirsiniz. Dün 7 vermişti. Neyimizi beğenmedin Zehracığım? Eksik menü var mı? Arpa şehri iyi biraz. Beğenmedim. Cacıklı Arap köftesini beğenmedim. Çorbanız güzeldi, etiniz de güzeldi. Anladım. Tatlınızı da beğenmiştim. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Evet, bakalım Gülgün Hanım'dan kaç puan gelecek? Buyurun Güngör Hanım. Benim puanım 7. Evet. Teşekkürler. Başrol oyuncusu gösterdi puanını gene. Benle niye uğraşıyorsun Ayşe Hanım? Derdin ne benle? Haksız puanlar verdin. Bitti. Geçti. Evet, bitti. Kendi gelininize de yaptığınızı unutuyorsunuz ama bu arada. Yani sen yüksek puanlar verdiğin zaman çok mu iyi yaptım zannediyorsun? Kendi gelini kendin eliyorsun baştan. Ben sevdim. Hizmetini sevdim. Yemeklerini sevdim. Ben ne soruyorum, sen de söylüyorsun. Ayşe Hanım. Ben ne yani soruyorum, sen ne söylüyorsun? Neden hala uğraşıyorsun? Kabul ediyorsun yani kendi gelinde yemeklerin güzel olmadığını. Kendi gelinim de elenecekse elenecek, kazanacaksa kazanacak. Burada hepimiz kazanamayız ki, bir kişi kazanacak. Evet. Bakalım. Sizin sayenizde kazanacak tabii. Böyle yüksek notlar verirseniz kazanır tabii. Yani böyle puanları veriyorsunuz derken, hani dün belki daha yüksek vermiş olabilir ya da önceki günler. Ama neden düşük almam gerektiğini düşündünüz? Ben onu merak ettim. Eksiğimiz yok. Bizim olmuş masamıza yok. Beğendiler, lezzetli dediler. Bastılar 5'i 6'yı. Hı hı. Yani olmamış masalara, yanık masalara 7'leri, 6'ları, en yüksek masaları ondan yani. Yanık masaları. Yani bizde mi bir şey yanıktı onu anlamadım. Sizde değil. Bizde dünkü masa mesela yanıktı. Yanık diye göstere göstere 6'yı verdi de onun için söylüyor. Ayşe Hanım dün dünde kaldı. Yapmayın. Ayşe Hanım puanını göreceğiz şimdi. Biraz gelen puanlara tepkili bakalım kendisi kaç puan vermiş. Buyurun Ayşe Hanım söyleyin bize puanınızı lütfen. Benim puanım 6. Teşekkür ederim. En düşük verebileceğiniz puan bu, evet, mu kalmıştı? Evet. Vermek zorundayım dediniz. Evet. Zorunda olmasaydınız. Eksiği olsaydı basacaktım 2'yi. Eksik yoktu. Neden eksiğim olsa 2'yi verebilecek kadar? Yani öyle bir bakış kendi gelinimin kazanmasını isterim tabii ki de. Hı, anladım. Mesela bu yemekler eksiksiz olarak geldi. Normalde hani altınız olmasa kaç verirdiniz? Altım olmasa yukarıda bir sayıda 7 verirdim. Niye vermediniz? 6 vermeyi tercih ettim. Evet, son puan kaldı geriye. Bu haftanın son puanı Sevgi Hanım'dan Seda'ya geliyor. Buyurun Sevgi Hanım, söyleyin bize puanınızı. Benim puanım 4. Ne? 4. Sevgi Hanım. Salatasıyla tatlısını beğendim. Gerçekten ellerine sağlık. Evet, çok güzel oynuyorlar dedim ben size. Gerçekten kendi gelini, ana yemeğini beğenseydim valla 8 verecektim. Kendi gelini yüksek notları aldı dün. Bugün nasıl bastı 4'ü? Katılıyor musunuz bana şimdi? Hayır, niçin katılalım sana? Niye katılmıyorsun? Katılıyorsun sen. Herkes senin düşündüğün gibi düşünmek zorundaymış gibi davranıyorsun. Ben istediğim puanı veririm. Benimki ağız tadım ayrı. Seninki ayrı. Ana yemeğini beğenseydim gerçekten 8 verecektim. Siz ne söylüyorsunuz? Buyurun. Kaynanacı. Ne söyleyebilirim ki? Ne diyorsunuz? 4 puan tamam, ver. Seda, bile, Seda, gibi yani. Seda ne diyorsun 4 puan? Ben şaşırdım. Yani geri feedback olarak da geri yani dönüş olarak da sizden çok olumsuz bir şey almadım. İtiraf edin gerçekten de yani yaptığın şeyler ama dediğin gibi beğendin yani beğenmediğin bir şey yoktu. İşte hepinizde de iyi oldu. Gördün ya, mü? Verdin mi dün 6'yı? Hani dedin altı ya. 6'yı dün verdin mi? Sizin 6'yı yani. Ne oldu işte? Ne oldu? Kaç aldın? Sen bana 5 verdin ben sana 6 verdim. Teşekkür sen ona kaç ederim. Verdin? Allah razı olsun. Ona yine kaç verdin? Olacak bir şey değil ki. Verdin 6'yı, aldın 4'ü. Gördün mü?
İşte ya demek ki gerçek diye şekilde bir şey yok ki. Ne yani oyunlar, ne oyunlar. Benim tamak tadım var. Yapmayın Ayşe Hanım. Ben bir şey yapmadım ya, vallahi hepiniz yaptınız. Peki, büyük finaldeyiz. Heyecan dorukta. Bugün de güzel puanlar çıktı. Bakalım 15 bin TL kime gidecek? Bir büyük final heyecanından daha herkese merhabalar. Kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok şıksınız, çok güzel görünüyorsunuz hepiniz. Teşekkür ederim. Evet, dışınız şıkır şıkır, güzel. İç haleti ruhiyeden bana haber verin. Kim ne düşünüyor? Kim birinci olacağını düşünüyor? Kim iddialı? Elleri göreyim. Yani iddialıyız, evet. Bir saniye, sen niye en son kaldırdın Seda elini? Yani bilmiyorum, bir cesaret edemedim ama sonra aldığım puanı düşününce dedim Seda kaldır o eli. Kaldır o eli. Herkes kalktırdı. İyi yaptı. 5 elinimiz var. 5'i de iddialı. Puanlar da zaten birbirine çok yakın. Şöyle söyleyeyim, Allah 2 puan, 1 puan. Aa! 1 puan. Ama kimle kim arasında? Kimle kim arasında 1 puan olabilir? Sen söylesene bize Melis. Yani ben iddialıyım Zoylan o. Kimle kim arasında sence? Bu elimdeki tabloda bir 1 puan var. O kadar çok şey fark ettiriyor ki. Bak şöyle cılız bir tane 1. Ama neler neler ifade ediyor. Mesela şöyle bir şey ifade ediyor. Bu 1, 15 bin TL demek birisi için. Bu 1, birisi için bu yok demek. Puf. Çünkü şampiyonumuz ve ikincimiz arasında 1 puan fark var yine bu hafta. İlk olarak da Tevhide seninle başladık haftaya, maceraya. Neler oldu, bir anlatır mısın? Kendi açından değerlendir lütfen. Ya şöyle söyleyeyim, gerçekten o ilk gün benim için çok heyecanlıydı ve elim ayağıma dolaştı. Yani yemek servis ederken hatta kayınvalideler konuşmuşlar. Benim ağladığımı benim programımdan sonra konuşmuşlar. Ki ben ağlayıp da mutfağa gitmedim açıkçası diğer gelinler gibi. En azından olduğum yerde kendi motivemi korumaya çalıştım ben. Ve makarnam falan hakkında da mesela konuşulmuş, hazır yapıldığı hakkında konuşulmuş. Kesinlikle benim yemeklerim hani tamam hazır ama en azından uğraştırıcı, el emeği verilen bir yemeklerdi. Ki beklemeli yemekler benim yemeklerimde. Beklemeli yemekler. Kesinlikle. Ki tatlım falan da çok beğendiler. Söz hakkı alabilir miyim? Bitirsin tabii ki, sen de tabii. Tabii konuşun birbirinize, yani kim ne söylemek istiyorsa lütfen rahat edin. Diğer gelinler gibi ağlamadım diyor. Ben olur olmaza ağlamadım, sadece haksızlığa ağladım. Size en başta da belirtmiştim zaten Zoyla Hanım. Ağlayan gelinlere çok kızıyorum demiştim ama haksızlığa ağladım ben. Ya hepimiz sonuçta haksızlığa ağladık çünkü en büyük haksızlığa burada ben uğradım. Kesinlikle hiçbirimiz haksız bir yere yani ağlamak da zaten o anki olan bir duygu anı. Hı hı. Kesinlikle bilerek yapılan bir şey değil zaten. Peki şöyle bir araya girmek istiyorum kızlar. Zeynep'in kayınvalidesi Fuat en çok konuşan ve konuşulan kayınvalide oldu. Kayınvaliden ta salı gününden beridir sana olan haksızlığı dile getirdi. Evet, çok büyük. Ve çok tepki de gördün. Açıkçası ben sana verilen puanlara çok şaşırdım, çok üzüldüm, çok sinirlendim. Ve tepkimi de dile getirdim. Ona keza pişmanlıklarını dile getiren, sana aslında daha yüksek puanlar verilmesi gerektiğini düşünen bir Güngör Hanım var. Zehra Hanım da aslında kayınvaliden onun geline 4 verdiği için 4 verdiğini itiraf etti. Ona keza Sevim Hanım da evet daha yüksek verilebilirdi dedi. Sen neyin kurban oldun ya? Beni rakip gördükleri için, kazanmamam için elinden geleni yaptılar. Gerçekten iddialı bir menüydü, iddialı bir gelindim. Bu yüzden bunu yaptılar. Gerçekten büyük bir haksızlığa uğradım. Bu yüzden de hakkımı helal etmiyorum. Yani ona göre hepimiz aynı şekilde, hepimiz emek verdik. Ben hiçbir şekilde hak yensin istemiyoruz. Ben Sarkan makarnalarla haksızlığa uğradım demiyorum. Ben menümden dolayı. Sarkan makarnalar. Evet, evet. Sarkan makarnalarla sarkan haksızlığa uğradım, eyvallah. Sarkan makarnalar, Zuhal Hanım orada lapa gibi çorba yapılmış açıkçası. Yani aynen. İnternetten araştırabilirsin o çorba nasıl yapılır. Resmen pilav gibi yapılmış yani, öyle dendi. Tamam, çorbam olmadı, kabul ediyorum. Evet, diğer tamam, yemeklerim olmuş bir çorba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.